Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir modelimizle çalışacağız inşallah. Şu şekilde çok tatlı bir modelimiz var. Bakın. Şöyle. Bu da diğer bir rengi. Modelimiz gerçekten çok güzel. Size şöyle diyebilirim. Bu model evinizde kalmış olan kristallerinizi değerlendirebileceğiniz bir model. Şuradakiler 4 milimetrelik, buradakiler 6 milimetrelik kristal. Şimdi zaten tek tek malzemelerde de göstereceğim. Dediğim gibi azar azar kalmış olan kristallerinizi değerlendirmeniz için çok güzel bir model. Renk renk yapabilirsiniz. İster spor, ister günlük, ister abiye, istediğiniz kıyafetlerinizde kullanabilirsiniz. Bakın, modelimiz gerçekten çok hoş. Şöyle tekrar göstereyim. Benimle birlikte yapacak herkese kolay gelsin diyorum ve malzemelerimizi tanıtarak başlıyorum. 6 milimetrelik rondela kristallerimiz var. Şu şekilde yuvarlak. Şu şekilde 4 milimetrelik piramit kristallerimiz var. Aynı renkle uyumlu bakın. Ve kum boncuğumuz var. 11'e 0. 2 tane halkamız var. Zincirimiz var. Uzatma zinciri. Ve papağan kapamamız var. Bu modelde 2 tane iğneyle çalışacağız arkadaşlar. Sayfamızı beğenip paylaşırsanız, abone olup yorum yaparsanız seviniriz. 7 adet kum boncuk takıyoruz arkadaşlar. Orta bir noktaya kadar indiriyoruz. Diğer iğnemizle hepsinin içinden geçiyoruz. Bakın. Daha sonra onu yuvarlayacağız. Şöyle iki iğnemizi bir tutalım. Şu şekilde. Şöyle orta noktayı bulalım. Şimdi hangi iğne olursa olsun fark etmez. Bir boncuktan geçeceğiz ki çaprazlansın. Bu şekilde gördüğünüz gibi çaprazlandı. Şimdi burası kapama yerimiz olacak arkadaşlar. Bir kum bir iğnemizi alıyoruz. Bir kum bir iğnemizi alıyoruz. Bir kumla çaprazlıyoruz. Şöyle. Şurada yerde daha rahat göreceksiniz bakın. Küçük bir çiçek gibi bir şey yaptık oraya. Her modelimizin arasında mutlaka bundan olacak. İki kum bir iğnemize. İki kum bir iğnemize. Bir tane 4 milimetrelik kristalimizle çaprazlıyoruz. Tekrar iki kum bir iğnemize. Üç kum bir iğnemize. İkisini gönderiyoruz. Üçüncüsüyle çaprazlıyoruz. Böylece bakın her tarafında ikişer kum boncuk olmuş oluyor. Şimdi iğnemizin birini bırakıyoruz. Herhangi birini fark etmez. Şu arada boşluklar var bakın. Oraya kadar ilerliyorum. İki kumdan ilerliyorum. İki tane kum boncuk alıyorum. Ve diğer boşluğa kadar ilerliyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi tam boşluğumuza gelmiş oluyoruz böylece. İki kum da buraya koyuyoruz. Ve başladığımız noktaya geliyoruz.
Gördüğünüz gibi başlamadığımız noktaya geldik. Şimdi diğer iğnemizi alıyoruz. Diğer iğnemizle de demin ikişer boncuk ilerlemiştik farkındaysanız. Şimdi 3 kum ilerliyorum. Bir kum boncuk alıyorum. Ve yine tam karşıya kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bakın burada güzel bir köşe oluşturmuş olduk. Pardon. Şöyle. Şimdi tam karşıya geçelim. 3 kumdan daha ilerleyelim. Sonradan taktığımız 2 kumun ortasına geliyoruz arkadaşlar mantıken. Şimdi tekrar yine aynı boncuktan çıkıyoruz arkadaşlar bakın. 1 kum boncuğumuzu taktıktan sonra yani yine burada çaprazlanmış oluyor boncuğumuz. Şimdi tekrar şuradaki yaptığımız çiçeğimizi yapacağız küçük. 1 kum boncuk 1 iğnemize takıyoruz. 2 kum 1 iğnemize takıyoruz. Kum boncuğun birini gönderiyoruz. Diğeriyle çaprazlıyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi her çiçeğin arasında mutlaka bundan olacak. O yüzden şimdi 1 kristal 4 kum takıyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. Kristale en yakın olan kum boncuktan. Bakın ipimizin yönü burada. Biz kristale en yakın kum boncuktan geçerek burada bir çiçek oluşturuyoruz. Küçük. Biraz tabii sıkı tutmanız lazım. Bakın bu şekilde bir çiçek oluşturduk. Şimdi aynısını karşı tarafa da yapacağız arkadaşlar. Diğer iğnemizle de. Bir kristal, 4 kum taktık. Aynı şekilde yine kristalimize en yakın olan kum boncuktan geçiyoruz. Şurayı sağlam tutarsanız gevşemez, daha rahat hareket edersiniz. Gördüğünüz gibi burada da bir çiçek oluşturduk. Şimdi birer kristal daha takıyoruz. 6 milimetrelik. Ve bir kum boncukla çaprazlıyoruz. Şimdi bundan sonrası tekrara giriyor arkadaşlar. Şimdi tabii burayı yapmıyoruz. Burası kapama yerimiz. Bunu yapacağız. Hatta onu yapalım. Birer kum ve bir kumla çaprazla. Bakın şimdi bunu yaptık. Sıra bunda. Daha sonra bunda. Tekrar bunda. Bu şekilde bileklik boyumuzca devam edecek arkadaşlar. Şimdi 2 kum bir tarafa, 2 kum diğer tarafa ve bir piramit kristalle çaprazlıyoruz. Modelimiz gerçekten kolay. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız da gayet rahat yapacaktır. 2 kum bir tarafa, 2 kum bir tarafa ve 1 kum boncukla çaprazla. Bakın yine iğnemizin biriyle geçiyoruz. Şu boşluklarımızı kullanacağız arkadaşlar. Karşılıklı iki boşluğumuza ikişer tane kum boncuk yerleştireceğiz. Gerideki ipimizi sağlam tutuyoruz ki gevşemesin. Şimdi iki kumu ilerliyoruz.
Buraya iki kum boncuk yerleştiriyoruz. Arada çekiştirin, sorun olmaz. Zaten iki kum boncuk koyacağımız boşluk zaten kendini belli ediyor. Şurada iki kum da buraya yerleştiriyoruz. Ve ipimizin çıkmış olduğu, diğer ipimizin içinde bulunduğu boncuktan geçiyoruz. Evet. Sağlamlaştıralım. Bakın şöyle bir şeklimiz oluşuyor. Daha sonra diğer iğnemize geçiyoruz. İki iğneyi birden kullanmamızın maksadı hem ipimiz aynı oranda kısalmış oluyor arkadaşlar. Şimdi de sonradan taktığımız o ikişer boncukların ortasına birer tane kum boncuk yerleştiriyoruz. Üç kum boncuk ilerledim. Bir adet kum boncuk aldım. İlerliyorum. Yönünü düzeltin. İki boncuk daha ilerleyeceğiz. Bir adet kum boncuk da buraya yerleştireceğiz. Ve yine bu iğnemiz, ipimizin olduğu boncuktan çıkacağız tekrar. Bu. Aynı şekilde devam edecek hepsi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırasıyla hepsini tekrarlaya aynı işlemleri yapacağız biz yeniden. Şimdi ben biraz bileklik boyunca çalışayım arkadaşlar. Daha sonrasında görüşelim. Son modelimize kadar geldik. Şimdi yine ara çiçeklerimizden bir boncuk bir tarafa, bir boncuk bir tarafa, bir kumla çaprazlıyoruz. Bakın, şimdi yuvarlak kristallerimizle devam. Bir kristal, dört kum takıyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. Kristalimizin dibindeki boncuktan burada bir sağlam tutup çiçek oluşturuyoruz. Aynı şeyi diğer iğnemizle de yapacağız. Yine bir kristal, dört kum. Şu şekilde indiriyoruz. Kristalimizin dibindeki kum boncuktan burada bir yuvarlak oluşturuyoruz. O da çiçek oluyor zaten. Biraz sıkıştıralım. Burayı biraz sıkılamam lazım. Evet. Sonra bir yuvarlak kristal bir iğnemize, bir yuvarlak kristal bir iğnemize takıyoruz ve bir kum boncukla çaprazlayacağız arkadaşlar. Bakın bir çiçeğimiz daha oluştu. Şimdi tekrar birer tane kum bir kum boncukla çaprazla şu şekilde. Bunlar zaten artık öğrendiğiniz için basit geliyordur sizlere. İki kum kristalle çaprazla bu şekilde. Gördüğünüz gibi
Şimdi tekrar iki kum bir tarafa, iki kum diğer tarafa. Bu şekilde. Ve tekrar bir kumla çaprazla. Şimdi şu ara boşlukları doldurmak için ikişer tane kum boncuk yerleştireceğiz. O yüzden boşluğa kadar ilerliyoruz. 2 boncuk. 2 kum yerleştir. Diğer boşluğa kadar ilerle. Buraya kadar ilerliyoruz. Tekrar 2 pardon. Tekrar 2 kum daha alıyoruz. Ve yine ipimizin çıkmış olduğu kumdan çıkıyoruz. Şimdi diğer iğnemize geçiyoruz. Diğer iğnemizle de sonradan taktığımız ikişer kumlar, zaten bakın ayrı yerleri belli oluyor arkadaşlar. Ortalarına kadar ilerliyoruz. 3 kum takıyoruz, geçiyoruz. 1 kum takıp aynı kum boncuklardan ilerliyoruz. Şimdi 3 kum buradan ilerliyoruz yine. 1 kum da buraya yerleştiriyoruz. Ve yine bakın ipimizin çıkmış olduğu kum boncuktan çıkacağız. Bu şekilde. Burada da düğüm oldu. Yok artık ya. Nasıl bir aksilik bu ya? Yani şurada yüzlük. Kuyruğuna geldik. Yok böyle bir şey ya. Dur az bir şey. O nasıl? Bende oluyor öyle şey. Bende olmuyordu. Artık oluyor. Evet, az açman lazım. Acı ettin ya. Boncuk orada tırladı. İçine tur attı. Şükür. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şeklimiz gayet düzgün. Bakın şimdi ilk başlangıçta yaptığımız gibi yine kıpama yerinden önceki kısmımızı yapmak için birer kum takıyorum. Bir kumla çaprazlıyorum. Şimdi burada bir tane olduğu için 6 adet kum boncuk daha takacağım. Başlangıçtaki kapama yerimizin aynısını yapmak için bakın. Şunu tutalım, kaymasın. Evet, buradan geçip bir yuvarlak oluşturuyoruz. Aynı boncuklardan tekrar geçeceğim, bir sağlamlaşsın. Evet. Gördüğünüz gibi yuvarlağımızı yaptık. Şimdi diğer iğnemizle de bir tur atacağım. Ve ondan sonra da istediğim yerde koparacağım. Şimdi istediğimiz yerde koparabiliriz arkadaşlar. Çünkü modelimiz bitti. Bilekliğimiz de bitti.
istediğimiz herhangi bir yerde koparacağız. Şöyle yakalım. Evet. Diğer iğnemizi de alalım. Herhangi bir müsait olan bir yerde koparalım arkadaşlar. Evet. Bakın. Gayet güzel. Bilekliğimiz hazır oldu. Şimdi halkalarımızdan birini açıyoruz. Papağanımızı takıyoruz. Bunu da buradan geçiriyoruz. Burası tamam. Şimdi diğer taraf için de zincirimizi de buraya takıyoruz. Bileğinize kısa gelecek diye düşünürseniz bu şekilde zincirle uzatabilirsiniz. Kısa gelmez diyorsanız istediğiniz kapamayı yapabilirsiniz. Ben pratik halini göstermek istedim. Bakın. Gayet güzel. Bir bilekliğimiz oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak herkese kolay gelsin.